CHP'de şöyle bir sıkıntı. Birçoğu değiştirildi. AK Parti'de 3 tanesi değiştirdi ama onun da handikapı şu. İşte deniyor ki ya eskiler olduğu için acaba yerlerim garanti diye falan. Ama bakıyorsun. Murat Kurum bambaşka bir çalışma yapıyor. Ama şunu da çok açık söyleyeyim. Bak şeyi falan değil. Daha seçime çok erken olduğu için rahat söyleyelim. Seçmeni etkileme şey olmadığı için. Murat Kurum'un şeyi yani ben çok iyi takip ediyorum. SKMS çok iyi çalışıyor. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani iyi çalışıyordan kastım şu. Birincisi teşkilatlar ben kopukluk yaşar diyordum. Bu Binali Bey dönemi ve Bayramçıhan Ocak dönemi. O bitmiş. Gerçekten bitmiş. İkincisi mesela dijital medyada bir şey kurdular. Çok muazzam. Ben ilk defa gördüm. Yani ne bir demek, dijital medya merkezi kurdular. Hı. Ve o dijital medya merkezi üzerinden çok hızlı hareket ediyorlar. Üçüncüsü yani olaylara anında haber verir Kendileri şey yapıyorlar. Şimdi Ekrem Bey bugün mesela konuşmasında ben onu gördüm. Savunmayla başladı. Bir protesto vardı yukarıda. Adaylık süreçlerinin ilgili tepkiler vardı. Mesela orada önce partinin toparlanması, partiye mesajla da başladı. Daha sonra şeye gitti. Yani Sayın Erdoğan'ı ve sonrası işte 16 milyon ayrı işte bir şaire bu, bu, söyle bu, bu Şeyi de anlamadım. Var. Mesela Mahir Bey kıymetli bir insan. Hakikaten kıymetli. Mayır falan gösteriyorsun ya. Mesela gerçekten ben pas yaşıyorum. Bak Mayır Bey Niye kıymetli bir insan. Niye gösteriyorsun bu kadar kıymetli yani birisini ya? herhalde 14 16 puan arada fark var. Kazanacağız diyorlar. Nasıl Islarla, kazanacağız bir şey Bak, 14 yani. 16 puan fark var. Ergün Turan orada. Yani Trabzonlu olması falan zaten aday adayı bile çıkmadı orada yani. AK Parti'de aday adayı bile çıkmadı adam o kadar güçlü yani. Şimdi mesela Mahir Polat'a ben zaten düşün. büyükşehir için adı geçiyordu bir. Geçiyor zaten şey. Ben mesela Mahir Bey'i hani bey olunda daha yakıştırırdım. Ben de hep aynı hani şeyi, şeyi söylüyordu. Daha gerçekten yakıştırırdım. Evet. Ben de aynı mı? birinci günde Şimdi aynı şeyi söyledim. Şimdi CHP'nin ben çok açık CHP'nin Fatih'te hani Niye oyunu artırma ile ilgili bir şey olabilir. Kazanması için yani 16 14 16 puan var. Şimdi yeniden Refah bir aday çıkarır. Hani 2 3 oradan vesaire denmeziz falan varken hani şu şu olursa bak bir şey diyemiyorum yani Fatih Özel'in bırakarak söylüyorum. Yani dem arkadan bir anlaşma olur. Hani biz destekleyeceksin dediğiniz gibi belli yerlerde falan. O denklem çok değişir ama bu istatistik birisi bana çıksın. Desin ki İstanbul'un şu kadar oyu var. DEM'in potansiyeli şu. Yeniden yapan potansiyeli şu. Zafer'in şu. işte geri kalan 8 ekmek var. 8 ekmeğin 4'ünü Ekrem Bey alıyor. 4'ünü Murat Bey alıyor. Birisi açıklasın. Yani istatistik olarak hani geçmiş dönemdeki oya bakıyorsun. Şimdi oyun geldiği yerler belli. Şimdi İyi Parti'den gelmeyecek. Demden gelmeyecek. E, yerinden refahtan gelmeyecek. Bu AK Parti için de geçerli. E şimdi bakıyorsun peki oyu nasıl alabilir? Şimdi bunun için mesela teşkilatların oy taşıması lazım. ilçelerin oy taşıması lazım. E şimdi ilçeleri de yani konuşuruz daha seçimin sonuna doğru böyle bizi de kayıt altına alacak cümleleri kullanırız orada kesin. Yani 4-5 ilçe zaten kaybedildiğinde Zaten tablo değişiyor. Yani ben yine söylüyorum. Şimdi Esenyurt'ta küçük çekmeceyi al koy bir yere. Büyük çekmeceyi de bana göre kaybedecek. Ko kay şey yani. için söylüyorum. Kaybetme anlamında söylemiyorum. Yani oradaki oy dağılımını koy bir yere. E, çok ciddi etki ediyor. Şimdi Sen şu Gürsel Tekin meselesine. Ben Gürsel alayım. abi meselesine şunu söyleyeyim. Ben abi diyorum kendisine. Çok eskide tanırım. Hani gece ikiye kadar lisede miymiş? Neymiş? Bak şöyle. Ya hep konuşuluyor da Gürsel Tekin deymiş. meselesi bana aktarılan şu. Hı. Hani sonuçta biz taşıyıcıyız. Yalanı doğrusu anlatılan şey ama çek... Bina olsun tabii canım anlatanlara. Diyor, çek ediyoruz. O kadar da değil hocam. Her anlatılanı da burada anlatamıyoruz da. Şimdi aslında Gürsel Tekin biliyorsun ilk aslında büyük şehir meselesi vardı. Hı O büyük şehir meselesi olmadı. Sonra Kadıköy meselesi çok konuşuldu. Kadıköy değilse Esenyurt olsun dendi. Esenyurt'la ilgili normalde Gürsel Tekin'in şeyi şuydu. Esenyurt'ta ben Demle ittifak olsa da olmasa da demle oy alırım. Artı bu da karsılar. Alırdı. Evet, da o şeyler çok fazla. Ben ilişkilerimi kullanırım. Artı orada Gürbüz Çapan'ın biliyorsunuz çok ciddi bir ağırlığı var hala vesaire vesaire. Bu aslında ifade edildi. Fakat deniyor ki bu Esenyurt ve e, Avcılar meselesinde Tokatlı aday meselesi çok öne çıktığında Tokatlı aday hikayesi çok olmayınca işte biliyorsun ile bir Avcılar teşkilatı gitti protesto yaptı gece. Hı. Ve o protestodan sonra iddiayı söylüyorum. O protestodan sonra aslında Gürsel Tekin'in yerine şu an mevcut Tokatlı'nın getirildiği ifade ediliyor. Ve bunun karşılığında da bir anlaşma olmazsa demin de Ali Kenanoğlu'nu Tokatlı olarak oraya koyacağı ifade ediliyor. Gürsel Tekin meselesi aslında biraz bu. Fakat şu ikinci kısmı şu. Deniyor ki Sayın İmamoğlu'nun aslında tek gönderdiği isim vardı. Yani şu an mevcut Gösterilen aday üzerine tek gösterilen isim vardı. Çünkü orada başka iki isim daha vardı. Daha önce AK Parti'de devada siyaset yapmış ve istifa etmiş 5000 kişiyle Kemal Bey'i gidip Hı -hı. ziyaret ettikleri isimler vardı. O isimlerden de iki tanesinin aslında olacağı söyleniyor. Bir tanesi Dem Kökenli'ydi. Ben ismini de söyleyeyim. Ergin Doğru'ydu bir tanesi. Ee, diğeri de Halis Bey'di. Bu iki isim de. Orada aday olmak istedikleri ve CHP'le yol yürümek istedikleri dem kontenjanı hariç. Şimdi bunun da olmadığı ve dolayısıyla da Gürsel Tekin'in en son bu tokatlı meselesinden dolayı yapılmadığı söyleniyor. Fakat burada parti meclisinin aldığı karar Ekrem Bey'in dayatması hikayesi çok konuşuluyor. Hatta bir iddia daha var. hani Bütün bunlar iddia. Sayın Özel'in avukatının ilk etapta bir yerde geçmemesi meselesi vardı. Yani bir yerde oynanlığında parti meclisi meselesinde e, geçmemeye kadar bir yerde takıldı. İşte bunun da pazarlık usulüyle e, bazı yerlerin böyle anlaşıldığı ile ilgili de bir iddia var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ona yetkili kurullar Evet böyle bir şey vardır ve muhatapları cevap verebilir. Ama pazarlığın döndüğü çok net. Fakat bu pazarlık içerisinde. Mesela şimdi Bahçeli Evler'de Gülizar Emecan var. Hı hı. Ben... Ee, tanırım, çok eski de tanırım. Adilemecan Emecan vardı biliyorsunuz Zeytinburnu Hı -hı. eski belediye başkanı. Şimdi mesela Gülizar Hanım çok kıymetli, hakikaten çok kıymetli. Mesela Gülizar Hanım için e, Zeytinburnu mu Bahçeli Evler mi çok tartışılabilir. E şimdi böyle kıymetli adaylar da yok değil. Hakikaten şimdi hani emeğiyle geldi ki bir de biliyorsunuz Özgür Bey'in eski bölgesi Bahçeli Hı -hı. Evler. Fakat her yerde böyle olmadı. Yani bu kırgınlık her yerde böyle olmayınca Gürsel Tekin meselesi de bu ama ben şunu söyleyeyim. Kendi fikrimi söyleyeyim. Yani Gürsel Bey bağımsız aday olmaz bana göre. O da 31 Mart'ı bekler. Ee, keşke bence istifa etmeseydi. Yani ben mesela Gürsel Bey'in yerinde olsaydım. Hani siyasi şeyde ama eğer Gürsel Tekin gibi bir isim bile istifa, istifa ediyorsa orada bizim konuşacağımız çok fazla bir şey yok. Ya bu Gürsel Tekin bu. Hani bugün Mustafa Sarıgün'ün dediği gibi sıradan bir CHP'li ya. değil 40 yani. 40 yıldır yahu. Ve evet. ben şunu da söyleyeyim. Ben şunu da söyleyeyim. Yani sen de gazetecisin. Biz mesela Gürsel Tekin ne zaman sokağa çıksa biliyorsun otobüsü vardı onun sürekli bir otobüs vardı, giydirdi bir otobüs vardı. Seçim olsa da olmasa da pazar dolaştırdı, şey dolaşırdı. Biz tabii. mesela gazeteci arkadaşlarla gider takılırdık. Hani pazarın nabzı nedir? sığınmacılar meselesinde çok çalıştı. Evet, şey var Çarşı ama e, mesela aynı şey, örnek şey e, Bahçeköy'de, işte Gürbüz Şapan'ın kardeşi mesela biliyorsunuz onu yani... Tepkileri şöyle koyuyorsun. Alt, evet tepkileri koyuyorsun mesela alt alta. Hakikaten çok tepki var. Şimdi bunu CHP minimize edebilir mi? Sayın İmamoğlu'nun dediği gibi yaralar sarılır mı? Zaman içinde göreceğiz ama ben yine söylüyorum. Bak çok erken söylüyorum. Bu şu an öyle klasik nasıl olsa başka yere gidemezler. Bize mahkumlar, CHP'liler oy vermezler tarzı bir yaklaşımla olacak iş değil. CHP seçmeni sandığa gitmez.